Süheyla'ların en güzeli. Ya aşkım, ne gerek vardı? Ben bunları suya koyayım. Dökül. Süheyla, ben senin keklerini aldatmak istemedim. Evet, gerçekten. Onlara uydum. Seni rahatlatacaksa eğer. Hiçbir şey hissetmedim. Bir gençlik hevesiydi. Başlarda bir heyecan gibi geldi ama sonra hep seni düşündüm. Bir an olsun gözümün önünden gitmedin. Çok pişmanım. Beni affedebilecek misin? Aşkım ya. Yok yok yok, bir şey olmadı, merak etme. Hem iyi oldu biliyor musun? Ben bu ailenin, bu evin aşçısı olarak canım ailemin yeni tatlara ne kadar aç olduğunu anladım. Şuayipçi. Ben sadece senin aşkına açım Süheyla. Minnoşum. Otur. Olur. Oturayım. Otur aşkım. Madem o soslu kek miymiş neymiş onu o kadar beğendiniz, ben de size iki çeşit çikolatalı sos yaptım. Harbi mi? Harbi ya. Denemeni istiyorum aşkım. Çünkü senin fikirlerin benim için çok önemli. Anlaştık mı? Tabii ki aşkım. Şimdi ilk sosumuz bitter çikolatalı ve Türk kahvesi aromalı. Bak. Hop! Nasıl? İkinci sosumuz da karamelli ve damla sakızlı. Nasılmış peki? Beğendin mi? Yani tecrübe ettiğim kadarıyla bu tatlar birbiriyle karışsa, bir de ortada yumuşak parça bir kek olursa ahenkli bir tat yakalayabiliriz. Eline sağlık. Senden de bu beklenirdi zaten. Çok tatlısın aşkım. Değil mi? Evet. Daha da tatlı oldum. Neyse. Şimdi ben müsaadenle banyoda yatırımcılar var. Bir onlarla görüşüp geleyim. Git git banyoya git. Bir an önce git, kurumasın. Merhaba, iyi günler. Çikolata görünce kendini kaybediyor da. Senin kekten fark etmişsindir. Fark ettim, fark ettim. Başka şeyler de fark ettim, merak etme. Ya, ay sen ne akıllı kızsın öyle. Aferin sana, aferin. Görüşürüz. Görüşürüz. Evliyiz biz, evli. Alışsan iyi olur. Herkesin gözü üstümüzde. Aşkım çok korkuttun beni ya. Kıyamam ben sana. Hı. Aa, Süheyla. Gitti bile. Tamam be, tamam. Ateş avcı, tamirci tulumu falan. Ne bu böyle? Reddi miras var lan? Yok. Benim eski bir külüstür var da. İşten zaman buldukça onu topluyorum. Sen arabadan önce karını topla istersen. Peki. Aa. Ay bu zenginler de
Bir uzaylı gibi ayol, laf sokulduğunu bile anlamıyor. Ay ay. Bizim bunların gerçek dünyamızda işi çok zor bu bebelerin, çok. Hah, alo Muazzez Hanım. Kusura bakmayın, belinizi yeni gördüm de ben. Yalnız şöyle bir durum var. Ailem benim çalıştığımı bilmiyor hala. Evet, yarın halletsem olur mu? Hem yarın okulum da yok benim. Tamamdır, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Affedersin, korkuttum. Çok pardon. Affedersin. Ya Ayşen, bugün çok ayıp ettim sana. Kabul ediyorum. Ama bak, içim hiç rahat etmedi. Apar topar geldim. Şimdi hemen kendimi affettireceğim ya, sana. Dur, dur, dur. Ne yapıyorsun? Manyak mısın sen ya? Ölçülerimi almayacak mısın? Üstüm başım çok kirli şimdi. Sen rahat çalış diye sıyırayım dedim. Ya ne yapıyorsun? Bir sus. Biri duyacak şimdi. Vallahi etini kemiğinden ayıracaklar senin ha. Yürü içeri gel. Çabuk. Geç. Tamam, tamam. Şimdi ölçülerini alacağım ve defolup gideceksin. Gördüğüm en kaba terzisin. Evet, ben çok kaba bir terziyim. O yüzden bir daha sakın gelme. Ateş, ne yapıyorsun? Aksi şeytan. Çok çok özür dilerim. Mezuran da havalıymış ha. Retro. Babaannemin emektar mezurası bu. Bana hediye etmişti. Ama sakın beni kendine karıştırma, çünkü her şey böyle hava atmak için falan değildir. Öyle söyleme şimdi Ayşen ya. Aslında birbirimizden o kadar da farklı değiliz. Senin de böyle ufak minik sırların var. Benim de. Sizinkiler senin çalıştığını bilmiyor galiba. Doğru muyum? Bak, hep bana diyorsun ama görüyorsun değil mi? Hepimizin hayatı yalan be Ayşen. Sakın kendini benimle karıştırma. Çünkü bazı insanların haçlarını çıkarması için çalışması gerekir. Aman, ben kime ne anlatıyorum Allah aşkına ya? Bunları sen nereden bileceksin? Öyle değil mi Ayşen ya? Öğrenmenin yaşı yoktur. Bak, üzerimde tamirci tulumu var, tamirci. Ben de öğreniyorum. Yani geç de olsa. Öyle mi? O zaman beni iyi dinle bak. Ders bir, evli erkekler karılarına sadık olmalıdır. Tamam, ders bitmiştir. Hadi yallah. Hatta o zavallı karını da al, çekin gidin bu evden. Hadi. Ayşe! Babam. Çık, 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 çık. Ayşen! Babam. Şey baba, giyiniyorum da duymadım ben. Ayşen bak, Ziya amcan telefonda. Umut'a kız isteyeceklermiş. Hani benim için böyle bir takım elbise dikebilir mi Umut'a diyor. Ha tamam, ararım ararım ben. Umut'u ararım, tamam. Heh, Ziya tamam bak, Ayşen Umut'u arayacakmış ya. Ha, onlar görüşürler. Hadi bana karıştı. Ölçü alma olayı çok güzel oldu. Bunu en kısa zamanda tekrarlayalım, olur mu? Neyi tekrarlayacağız ya? Ne ölçüsünü tekrarlayacağız? Ölçüsüz herif. Aşk olsun Ayşen. Şu lafı hak edecek ne yaptım ben? Hı? İki saattir gayet terbiyeliyim, kabul et. Terbiye ve sen. Terbiye ne demek biliyor musun sen acaba? Bak, benim tek derdim işten kovulmayıp aileme yardım etmek. Tamam mı? Ölçünü de aldım. Hadi git. Hadi, hadi. Bak. Beni gerçekten hiç tanımıyorsun.
Bence sen kendini tanımıyorsun. Yani sen kendini ne zannediyorsun hiç bilmiyorum ama o zannettiğin adam değilsin. Baştan uyarayım da. Hatta sen adam bile değilsin. Hadi çık şimdi, dur. Hadi git. Gidip. Git. Ay, Celal, işler biraz düzelirse bu bahçenin toprağını topyekün kaldıralım. Kayseri'den bir kamyon toprak getiririz. Bizim verimli topraklarımızda büyür bu ürünlerimiz. Anneciğim, verim istiyorsan o toprağı Karadeniz'den getirtir.